Oyunu ilk kez yayında oynadım. Ama 1,5 dakika sonra ayarları değiştirdim ve bilgisayar çöktü. Ardından tekrar girmeye çalıştım ve oyun beni 20 dakikalık sıraya attı. Sıra bitti, oyuna girdim ve oyun içerisinde de performans sorunları devam etti. Ama bunlar hep erken erişimde yaşandı. Yani oyun daha tamamen yayınlanmamıştı. Çıktığı zaman sorunlar düzelecekti. Düzelmedi. Oyun hala takılıyor ve çöküyordu. Bölgelere göre de lag sorunu vardı. Ama daha sezon çıkmamıştı ve oyun canlı hizmet oyunu. Yani sürekli güncelleme alıp iyileşecek. Şu an 4. sezondayız ve hala aynı. Menüleri açmak 3-20 saniye arası oyunun takılmasına sebep oluyor. Ya da direkt oyun çöküyor. Işınlandırırken oyun bağlantınızı kesebiliyor. Garip olan bunun benim donanımımla hiçbir alakası olmaması. 100 FPS alıyorum ama oyun 20 saniye takılabiliyor. Sorunun ilerideki güncellemelerle de düzeleceğini sanmıyorum. Çünkü Blizzard oyunun kalitesiyle çok ilgilenmiyor. Diablo, canavar öldürerek güçlendiğimiz bir aksiyon rol yapma oyunu. Bir hikaye var ama herkes bunun önemli olmadığını biliyor. Yine de ara sahneler ve karakterler aşırı kaliteli. Ama kurgusu çok iyi değil. Diablo 4 önceki oyunlardan farklı olarak bir açık dünya oyunu. Her bölüm fiziksel olarak birbirine bağlı ve aralarda hiçbir ara sahne ya da engel yok. İstediğiniz gibi tüm oyunu gezebiliyorsunuz. Hikayesinin kurgusu da bu yüzden biraz zayıf. Bu oyunda baş düşman Şeytan Lilith, tüm insanların annesi. Amacı ise babası Mephisto'nun gücünü ele geçirmek. Hikaye Lilith'in amacını farklı açıklamaya çalışıyor ama tam ne istediğini anlamak zor. Lilith, Melek Inarius ile ilişkiye girerek Nephilim'i ve oyunun dünyası Sanctuary'i yaratıyor. Bu Nephilim, olayların ardından insanlığa dönüşüyor. Çocuklarının katledileceğini duyan Lilith isyan ediyor ve yanındaki tüm şeytanlara ve meleklere savaş açıyor. Inarius ise Lilith'i yenerek boşluğa sürgün ediyor. Konuşmalarına göre Lilith'in amacı kendi çocuklarını cehennem ve cennetin sonsuz savaşından kurtarmak. Bu yüzden şeytanları öldürmek istiyor ve oyun içerisinde planlarına başlıyor. Amacı çocuklarını kurtarmak olsa da her geçtiği yeri yok edip şeytanlar çağırıp insanlığı öldürüyor. Bu arada Diablo'da insanlar hem meleklerden hem de şeytanlardan daha güçlü. Tüm oyunların hikayesi bu. Lilith ise insanları kurtarmak için cehennemden şeytanlar çağırıp insanları öldürüyor. Tabi amacı bu insanları kandırmak için sahte de olabilir. Ama ölümünde samimi şekilde insanların nasıl harcandığından bahsediyor. Oyun içerisinde Lilith savaş için hazırlanırken arkasından koşuyoruz ama en sona kadar asla ulaşamıyoruz. Mephisto'nun gücünü almak için cehenneme giriyor ve Inarius arkasından giderek savaşıyorlar. Cennete geri dönmek isteyen Inarius yardım istese de reddediliyor ve Lilith tarafından öldürülüyor. Biz ise Lilith'ten önce Mephisto'ya ulaşıyoruz ve yanımızdaki karakter Nayrel, Mephisto'yu ruh taşına koyup kaçıyor. Biz ise Lilith'i öldürüyoruz. Geri döndüğümüzde ise Nayrel'in Mephisto'yu alıp kaçtığını öğreniyoruz. Diğer ana karakter Loreth ise arkasından gitmeyelim o öyle istemezdi diyor. Yeni büyücü olmuş biri cehennemin en büyük 3 kötüsünden birini tek başına götürüyor ve istemez diye taşı geri almaya çalışmıyoruz. Son zamanlarda gördüğüm en salak hikaye sanırım. Loreth, Horadrim'den. Şeytanlara karşı savaşan efsanevi bir grup. Ama Mephisto'yu öyle bir kıza bırakıp gidiyor. Oyunun hikayesinin gerçekten öylesine yazıldığı belli. Karakterlerin yazımları ve sahneleri iyi ama kurgu tamamen rastgele. Lilith'in planını öğren, arkasından git, kaçır ve oyun bitene kadar tekrarla. Ama dediğim gibi önemli değil. Oyunu bir kere bitirdikten sonra diğer sezonlarda direkt hikayeyi atlayabiliyorsunuz. Asıl önemli olan kısım oynanış. An be an oynanışa baktığımızda Diablo 4 bayağı cilalı. Vuruşları hissediyorsunuz, yeteneklerinizin ses efektleri çok iyi, sınıflar arasındaki farklar da çok belirgin ve oynanış tarzını gerçekten değiştiriyor. Her sınıfın yetenek ağaçları ve kullandığı silahlar farklı. Druid dönüşebiliyor, Necromancer cesetleri canlandırabiliyor ya da onları feda edip güçlenebiliyor. Barbar 4 farklı silah kullanıyor ve bunlara göre farklı güçler kazanıyor. Büyücü istediği yeteneği pasif olarak kullanabiliyor. Rogue silahlarına farklı elementler koyabiliyor. Bunlar sadece pasif yetenekleri. Bunların dışında her sınıfın kendi özellikleri de var. Rogue'ların komboları ya da Necromancer'ın ceset sistemi gibi. Düşmanlar da mekanik olarak çeşitli. Ancak oynanış yüzünden çok daha farklı hissetmiyor ve tasarımları da çok aynı. Oyun açık dünya olduğu için tek bir haritada geçiyor. Bu haritada orman, çöl, karlı bölge, bataklık gibi kısımlar var. Düşmanlar da bu kısımlara göre değişiyor. Ama bunlar hayvanlar, insanlar ve şeytanlardan ibaret. Bölge çeşitliliği de o kadar farklı değil aslında. Diablo 3 biraz daha çizgi filmsel grafiklere sahip olduğu için sevilmemişti. Ama bunun sayesinde oyun daha renkliydi ve bölgelerin zıtlığı daha iyi anlaşılıyordu. Zindanlar, köyler, cehennem ve ardından cennete gidiyordunuz. Diablo 4 ise serinin özüne dönmek istediği için daha gerçekçi ve korkunç denebilecek bir tonu var. Ama hem renkleri kaybettiği hem de tek bir yerde geçen açık dünyaya sahip olduğu için bayağı sıkıcılaşıyor. İstedikleri Diablo 2'nin tonunu da renk ve grafik olarak yakalamış olsalar da iki oyun arasında çok fark var. Ve bu ton Diablo 4'ün potansiyelini azaltmış gibi. Diablo 2 4'e göre daha yavaş bir oyun. İkinci oyunda düşmanlara yaklaşıp, vurup, geri çekilip canınızı ve büyüğünüzü iksirle kontrol ediyorsunuz. Diablo 4 ise daha aksiyonlu.
yavaşladığınızda direkt öldüğünüz bir oyun. Düşmanların tasarımları ve bölümlerin ince farkları da bu hızda görünmüyor bile. Hem de ikinci oyunda bölgeler arasında gerçek bir fark vardı. Eski bölgelerde düşmanların seviyeleri daha düşüktü. Geri döndüğünüzde karakterinizin gelişimini fark ediyordunuz. Yeni oyunda ise tüm bölgeler sizin seviyenize göre değişiyordu. Sizin seviyeniz neyse tüm dünya o seviyede. Cehennem de ormanlarda. Karakter gelişimini de bu yüzden fark etmek biraz zor. Düşmanlara vurduğunuz ya da aldığınız hasar ancak çok iyi bir ekipman ya da yeni yetenekleriyle birden aşırı güçlenince değişiyor. Bu yüzden oynanışta sınıflar dışında büyük bir farklılık görmüyorsunuz. Hikayeyi bitirdikten sonra ise daha iyi eşyalar ile güçlenmeye çalışıyorsunuz. Diablo'nun özü de bu. Ben oyunun sadece 2 sezonunu oynadım. Season of Blood ve Loot Reborn. İkinci sezonda oyun sunan etkinlikler çok farklı değildi. Vampir temalı olan sezonda Blood Harvest isimli bölgede vampirlerle etkinliklere katılıyor, sandıkları açıyordunuz. Bu bölgeden topladığınız Potent Blood eşyasıyla da kullanmak istediğiniz yeni vampir güçlerini yükseltiyordunuz. Bence bu etkinlik iyi ve her sezonda farklı mekaniklerin gelmesi eğlenceli. Ama diğer oyun sonu etkinliği ise Helltide. Helltide'lar şeytanların olduğu, birim toplayıp etkinliklere katıldığınız, sandık açtığınız bölge. Yani sadece teması farklı. Bu iki bölgenin dışında bir de zindanlar var. Zindanlar, normalde efsanevi yetenekleri açtığımız kısa bölümler. Alakalı zindan, Sigil'in seviyesine göre güçleniyor. Seviyesi yüksek olduğu için daha iyi tecrübe ve eşya veriyor ve en sonlarında bize bonuslar sağlayan griflerimizi güçlendirebiliyorlar. Bence oyundaki en iyi oyun sonu etkinliği de bu. Zindanlar daha çok düşmanla dolu, savaştığımız alanlar daha çeşitli, hem de seviyesini kendi isteğimize göre belirleyebiliyoruz. İstersek 80 seviyede 130 seviye zindana girebiliriz. Bir diğer etkinlik ise Whisper'lar. Bunlar kısa görevler ve size bitirdiğinizde puan veriyorlar. 10 puana ulaştığınızda ağaca gidip istediğiniz rastgele eşya kutusunu alıyorsunuz. Son olarak Uber ve Dünya Bossları var. Dünya Bossları diğer oyuncular ile birlikte savaştığımız bosslar. Bunlar genelde 5 saniye içinde eriyip gidiyorlar. Uber Bossları ise kendilerine özel eşyalar düşüren ve sadece belli eşyalarıyla çağırdığınız güçlü yaratıklar. İkinci sezonun oyun sonunda bu etkinlikler arasında dolaşarak güçlenmeye çalışıyorsunuz. Ama çok berbat olan bir şey var. Birincisi Helltide'lar süreli. Sadece 60 dakika duruyorlar ve ne zaman geleceğini bilmiyorsunuz. Rastgele bir saatte, rastgele bir bölgede ortaya çıkıyorlar. Yani oyunu günde 1-2 saatlik oynuyorsanız bazen denk gelmiyorsunuz. Diğer sorun ise bosslar. Uber boss Grigori'ye girmek için 5 Living Steel isimli eşyaya ihtiyacınız var. Ama Living Steel sadece Helltide'lardaki en pahalı sandıktan düşüyor. Hem de sadece 3 tane. Yani tam Helltide çıktığında oyunda olmanız, düşmanları çok hızlı kesmeniz ve bunu 2 kere yapmanız lazım. Helltide'lardaki düşman sayısı da Harvest'a göre çok düşük. Sürekli panik halinde düşman arıyorsunuz. Uber Boss Varşan'a girmek için ise 4 farklı eşya gerekiyor. Bunlar da Whisper kutularından rastgele düşüyor. Yani şansınıza Uber Boss eşyası gelmeyebilir. Bu iki boss'u kestiğinizde ise en büyük boss'u kesmeniz için gereken eşyalar düşüyor. Ama 2 tane ihtiyacınız varken sadece 1 tane düşüyor. Yani Duriel isimli Uber Boss'a girmek için sürekli Helltide ve Whisper etkinliklerini oynamalı, boss'ları ikişer kere kesecek kadar eşya düşmelisiniz. Sonra Duriel'e girebilir ve hiçbir düzgün item düşürmeden çıkabilirsiniz. Kısacası sezon 2'nin oyun sonu sizin zamanınızı çalmak için tasarlanmış. Ben 100 seviyeye ulaşmadan tüm boss'lara tek atabiliyordum. Direkt tek vuruş. Duriel'e de aynı şekilde. Ama ihtiyacım olan bir eşya başka bir Uber boss'tan düşüyordu. Bu eşya tek atmamı sağlayan yeteneği alan hasarına çevirebiliyor. Ama düşmedi. Onun yerine Duriel'den oyundaki en güçlü silahlardan biri düştü. Grandfather. Artık her şeye 2 kat tek atabiliyordum. Bu kılıç düştükten sonra da oyunu bıraktım zaten. Sezon 2'nin daha birçok sorunu vardı. Mesela vampir güçlerinden biri bug'lıydı. Kendinizi öldürmenize sebep oluyordu. Blood Harvest'ta gelen oyuncu kopyası düşmanlar sizi sonsuza dek kitleyebiliyordu. Zehir hasarı bug'lıydı ve 2 saniye içerisinde tüm canınızı yok edebiliyordu. Çoğu karakter öldükten sonra patlıyor ve efektler yüzünden göremeyip direkt ölebiliyorsunuz. Oyunun endgame'i de aslında yoktu. Ben 100 seviyeye gelmeden tüm engelleri aşmıştım. Yarısında sonsuza kadar zorlaşan ve size yeni bir glif veren bir zindan getirdiler ama onu da bir kere oynayıp bıraktım. Çünkü oyunun en zor boss'una bile tek atabiliyordu. Uber Lilith 100 seviye bir boss ve çok güçlü. Ama düzgün eşya düşürmüyor ve saçma sapan bir dövüşü var. Çoğu saldırısı tek atıyor ve ancak belli yeteneklerle kaçabiliyorsunuz. Hem de siz öldürseniz bile tüm dövüş sahneleri oynamadan bitmiyor. Ben bunu da bir şekilde yenmeyi başardım ama videosu yok. Diablo 4'ün sezon 2'deki halini kimse beğenmiyordu. Çünkü güçlenmek için yapmanız gereken düşen eşyaların özelliklerini okumak. Doğru özellik geldi mi ve bu özelliğin verdiği bonus miktar olabileceği kadar yüksek mi? Tüm envanteri dolduruyor ve eşyalara tek tek bakıyordunuz. Bu aslında çok da kötü değil. Çünkü söylediğim gibi oyunun özü karakterinizi en güçlü hale getirmek. Ama eşyalardaki özellik sayısı o kadar fazlaydı ki istediğiniz özelliğin en iyi halini bırakın o özelliğin gelmesi bile çok zordu.
Oyuna geri dönmemin sebebi ise bu sorunların yeni sezonda çözüleceği duyurusu oldu. Yeni sezonun adı Loot Reborn. Tüm eşya sistemini değiştireceklerini ancak bunun çok uzun süreceğini söylemişlerdi. Ve 4. sezona kadar ancak düzeltebilirler. Bu sezonun herhangi bir teması ya da ekstra etkinlikleri yok. Sadece normal oyunun daha gelişmiş hali. Ve kalıcı olan özelliklerin ilk çıktığı sezon. Her tide'lar artık 5 dakika arayla sürekli ortaya çıkıyor. Daha dolular ve oynadıkça da düşman sayısı artıyor. Tüm boss eşyaları artık düşmanlardan düşüyor. Eşyalara gelebilecek özellik sayısı azaltıldı. Yani nokta nokta yaptıktan sonra %5 hasar artışı gibi özellikler artık direkt yok. Hepsi daha genel ve gerçekten işe yarayan özellikler. Hem de artık Greater Epic System var. Özellikler rastgele olarak en yüksek sayılarının 1.5 kat halinde ortaya çıkabiliyor. Eşyaların yanındaki yıldız da kaç özelliğin güçlü olduğunu gösteriyor. Normal setinizi dizdikten sonra bunları aramaya başlıyorsunuz. Yeni gelen iki sistem de var. Temper, silahlara iki yeni özellik getirmenizi sağlıyor. Masterwork ise Pit ismi verilen sonsuz zindandan topladığınız eşyalarla ekipmanınızı yükseltmenizi sağlıyor. Artık boss eşyaları her yerden düştüğü için de istediğiniz zaman istediğiniz içeriği oynayarak karakterinizin neresini geliştirmek istiyorsanız ona devam ediyorsunuz. Grifleriniz düşükse zindanlara gidin. Daha iyi bir eşya gerekiyorsa Helltide ve bossları oynayın. Hazırdaki eşyalarınızı geliştirmek istiyorsanız Pit'e girin. Yani oyunun item yanı düzelmiş gibi. Artık istediğiniz seti dizmek çok mu kolay? Hayır değil. Çünkü kolay olsaydı oyunu oynamak için bir sebebiniz olmazdı. Temper sistemi ile eklediğiniz özellikleri değiştirme hakkınız sınırlı. Yani bazı itemler çöp olabiliyor. Ya da normal bir özelliği değiştirmeye çalıştınız ancak bir türlü gelmedi. İstenen altın miktarı o kadar yüksek oluyor ki eşya ile uğraşmanın bir anlamı kalmıyor. Oyunun sonları da bence çok eğlenceli değil. Karakterim çok güçlü iyi hasar verse de hemen ölüyor. Bir seviyeden sonrası sadece sürekli hasar çıkarırken hiçbir şekilde hasar almamaya çalışmak. Mesela Pit Zindanı'nda 60 seviyeden sonra bosslar Uber Lilith'i çağırıyor. Oyunun sonundaki size tek atan boss. Oyunu bu hali yeterli ama bir sorun var. Diablo 4'ü ne kadar oynayabilirsiniz? Oyunu nerede bırakmalıyız? Sonsuz zindan Pit'te şu an çıkılan en yüksek seviye 140. Ben 68'de bıraktım. Ve devam etmek için şu ana kadar yaptığım şeyleri tekrar tekrar yapacaktım. Helltide, bosslar, eşya temple'la, masterwork için Pit'e gir ve başa dön tekrarla. Başka bir şekilde oynamayı da deneyemem. Çünkü tüm eşyaları toplamak, paragon ağacını tekrar düzenlemek ve grifleri tekrardan seviye attırmak çok uzun sürer. Oyunun isteği de bu değil zaten. Eşyalarınızı ve yeteneklerinizi hızlıca değiştirebileceğiniz bir hazır ekipman sistemi yok. İstedikleri sürekli oyuna girmeniz, yeni ve daha güçlü ekipman için devamlı oynamanız. Yani oyuncuyu oyunda tutmak. Bahsetmediğim ama aklımda kalan bir şey var. Bence oynanışı iyi olsa da fiyatı çok yüksek. Diablo 4 normal oyunlar gibi $60 değil. Yeni yüksek fiyattan $70'dan çıktı. Sanırım ben de 1400 TL verdim. Yani oyun kendini biraz daha prestijli, cilalı ve kaliteli olarak tanıtıyor. Ama kendisine baktığımızda düzgün hale gelmesi bir seneyi aldı. Ve hala vasat hikayesi ve dünyası düzelmiş değil. Hem de oyun bu kadar pahalı olmasına rağmen hala içinde gerçek para geçen bir dükkan ve Battle Pass var. Eğer parayla satın almazsanız Battle Pass'in ücretsiz versiyonu kullanıyorsunuz. Bunun içindeki eşyalar da çöp. Satın alırsanız size bir tane kozmetik set ve oyun sırasında kullanabileceğiniz ifadeler veriyor. Ben bunları kullanan bir kişi bile görmedim. Yani tek bir set için $10 ya da 260 TL veriyorsunuz. Evet, oyunun kendi para birimi de çok pahalı. En ucuz büyücü seti şu an 660 TL. Ve bence bu kozmetik setler de tamamen gereksiz. Oyun içerisindeki eşyalar bunlara göre daha renksiz ve direkt kötü. Sizi güçlenmişsiniz gibi hissettirmiyor. Ama bu kıyafetleri ne kadar görüyoruz ki? Oyun hem renksiz hem de çok hızlı ve sürekli eşya değiştiriyorsunuz. Eğer bir kozmetik set alırsanız hem düzgün göremeyeceksiniz hem de yeni bir ekipman bulduğunuz zaman karakteriniz gelişmiş ya da herhangi bir şekilde değişmiş gibi hissettirmeyecek. Oyuna bu kozmetiklerin de tam oturmadığı çok belli. Çünkü süslenecek çok şey yok. Ekipman, portal rengi ya da at zırhı alabiliyorsunuz. Başka hiçbir kozmetik yok. Bunlar da benim oyunu bırakmama sebep olan şeylerden biri. Size sürekli oyunda olmanız için yalvarmasının nedeni bu. Oyunda kal, mağazaya bak. Battle Pass'i bitirdin zaten. Kazandığın eşyaları almak için hemen satın al. Başka oyunlara sakın girme. Yoksa paranı o oyunlara harcarsın. Bak şimdi şu etkinlik var. Hemen oynamazsan kaçıracaksın. Fortnite'daki sürekli değişen mağaza sistemi bile var. Aslında sezonun bitmesine daha 2 ay var. 4. sezon Mayıs'ta başladı ve Ağustos'un başında sona erecek. Yani oyuncular bu içeriği 2 ay daha tüketebilirler. Ardından daha yeni etkinlikler, daha yeni kozmetikler gelecek ve oyuncuların daha çok Diablo 4 oynamasının bir sebebi olacak. Fakat benim oynamam gereken birçok oyun var. Tek oyuna bu kadar zaman ayıramam. Yani oyunun benim için bir yerde bitmesi gerekiyor. Sonlarda da hep bunu düşündüm. Bir oyun ne zaman biter? Daha doğrusu ne zaman oynamayı bırakırız? Sıkıldığımızda mı yoksa içeriği tamamen tükettiğimizde mi? Ya da yapılması gereken ne? Geçmişe baktığımda aslında her oyunda farklı davrandığımı fark ettim. Roguelike Hades'i tamamen bitirdim
Ancak Dead Cells'i 2-3 zorlukta bitirdikten sonra bıraktım. Metal Gear Solid en sevdiğim oyunlardan ancak tekrar tekrar oynadığım bir oyun değil. Darkest Dungeon son zindanı bir kere bitirip bıraktım. Bence bu aslında herkesin düşünmesi gereken bir soru. Her oyun sonsuza dek oynanabilir olmak zorunda mı? Ya da iyi olması için asla bitmemesi mi gerekiyor? Finansal açıdan bunu tahmin etmek zor. Fortnite ve Diablo 4 gibi oyunlar kar elde etse de iki dev oyundan çıkarım yapamayız. Ama oyuncular için direkt kötü bir deneyim gibi. Herkes 2-3 oyunu tekrar tekrar oynayıp duruyor. Çünkü ya oyunlar bitmiyor ya da sürekli yeni içerik çıkarıyorlar. Oyuncuların zamanının çoğunu da bu oyunlar aldığı için yeni bir oyuna başlayıp zaman ayırmak zorlaşıyor. Onun yerine bildikleri oyunları oynamak daha kolay. Oyun şirketleri ve oyuncular birbirini böyle destekleyince de uzunluğunu taşıyamayan dev oyunlar ortaya çıkıyor. Sektördeki emeğin çoğu da bu projelere harcanıyor. Çünkü sürekli içerik üretmek zorundalar. Mesela Suicide Squad, Arkham serisinin geliştiricilerinden berbat bir oyun. Çünkü canlı hizmet modelinde yapılmış ve içerik olarak sürekli kendini tekrarlayan gereksiz büyük bir oyun. Oyuncular olarak da bunları biz destekliyoruz. Para verdikten sonra oyunu oynuyoruz ve tekrar para vermesek de sayılarını yükseltiyoruz. Blizzard oyun başarısını ölçerken sadece satışları düşünmüyor. Gün içerisinde ne kadar oynandığına da bakıyor. Ve bu sayılar yatırımcılara başarı olarak gösteriliyor. Bakın, oyuncular sürekli bizim oyunumuzda. Paralarını başka oyunlarda değil, bizim oyunlarımızda harcıyorlar. Çünkü o oyunlara girecek zamanları yok. Bizim yapabileceğimiz en iyi şey ise bu oyunları bırakmak.